bir nostaljiyle bu akşamki sözlerime başlamak oh. istiyorum müsaade edersen. Nostalji şu. Bursa Spor, Sivas Spor, Türkiye Kupası maçı. Ve Bursa Spor'da Sercan Yıldırım adlı bir futbolcu var. Ve bu futbolcu Bursa Spor, Sivas Spor maçında, Türkiye Kupası maçında Bursa'da 3 gol atıyor ve hat-trick yapıyor. Ve Bursa Spor'da hat-trick yapan bu Sercan Yıldırım o anda günün adamı oluyor. Ve yıllar geçiyor. Bu kez de Sercan Yıldırım Survivor'da hat-trick yaparak günün ve bu sezonun adamı oluyor. Neden dersen üçüncü kez hat-trick yaparak Sürgün Adası'na Sercan Yıldırım gitti. Yani Sercan Yıldırım futbol hayatından sonra Survivor'da da hat-trick yapmış oldu. Ve Survivor'da yapmış olduğu hat-trick'i Arkadaşları ona yaptırttı. Orada da futbolcu arkadaşları yardım etmişti. Burada ise yine takım arkadaşları yardım ederek onu üçüncü kez Sürgün Adası'na yolladılar. Hak etti mi? Bence hak etmedi. Sercan Yıldırım üçüncü kez Sürgün Adası'na gitmeyi hiçbir zaman hak etmedi. Ve Sercan Yıldırım öyle bir hal aldı ki Furkan Dede sanki Survivor'a gitmedi. Survivor değil de Sör Sürgün'e gitti. <laughs> Adam yani Survivor'dan daha çok sürgün adasında gördük Sercan'ı şu ana kadar. Adam nereye gittiğini anlamış vaziyette değil yani. Halbuki Sercan Yıldırım geçtiğimiz sezonlarda o kadar başarılı, o kadar iyi bir yarışmacıyken şu anda Sercan Yıldırım'ın bütün karizmayı çizdirdi takım arkadaşları Sercan Yıldırım'a. Bir adam üçüncü kez bu kadar kısa sürede Sürgün Odası'na gider mi abi yani? Olacak iş mi bu yani? Hem de bu kadar başarılı bir yarışmacı. Ben inanamıyorum. Yani Sercan Yıldırım'a yapılanlara inanamıyorum. Sercan Yıldırım kime bağladı bu olayları sence? Sence? Baş aktör kim? Kim? Adem. Oh, tabii. Sercan Yıldırım hat-trick yapmasını Adem'e bağladı ve baş suçlu Adem'i ilan etti. Ve Adem'i de bir yanar yanardağ gibi, Adem'in bir yanar yanardağ gibi haykırmasına, fışkırmasına sebep oldu. Adem'e şunu söyledi. Sen Survivor'da şampiyon oldun ama ve lakin ne tarz oyunlarla şampiyon olduğun ortaya çıktı dedi ve bu Adem'e bir hakarettir bana göre. Adem Kılıççı denen bir adam var. All Star'da bugüne kadar kim şampiyon oldu bir tek? Adem. Adem Kılıççı. Bir de Turabi oldu. All Star'da. Evet. Öyle mi? Turabi'de mi All-Star'da 2015. Pardon. Şu anki yarışmacıların içerisinde. Şu an, pardon. Ben şu andaki... dedi, ben de söyledim. Tamam, güzel. Sen de bir ekleme yaptın, teşekkür ederim. Ama ben hani şu andaki yarışmacılar içinden bahsettim. Turabi'de tebrik ederim bu arada, o da olduysa. Şimdi şu andaki yarışmacılar içinde bir tek All-Star olan Adem Kılıççı var. Ve Adem Kılıççı halkın beğenisini kazanan, halkın sevgisini kazanan ve bu yüzden de halktan oy alan ve şampiyon olan bir yarışmacı. Siz bu adama... Özellikle şimdi birazdan Batuhan'a da geleceğim. Siz bu adama yok şampiyonluğunu nasıl aldığını biz biliyoruz. Yok Batuhan da şunları söylüyor. Batuhan diyor ki işte çakallar sürüsü işte bir dakika şuraya not aldım. Adem kaçıyor istatistik kovalıyor ardından sayıları topluyor ben buna izin vermem çıkacaksın mücadele vereceksin diyor Adem'e. Şimdi Sercan bir yandan Adem'e saldırıyor Batuhan bir yandan Adem'e saldırıyor. Ha Sercan'ı şöyle takdir ediyorum. Sercan Adem'in suratına söylüyor. Ama benim çok sevdiğim, bugüne kadar hep övdüğüm, takdir ettiğim ve şu Survivor'da da çok önemli bir yarışmacı haline gelen Batuhan ise Adem abisinin karşısında Adem abicim, Adem abicim, Adem abicim diye Ondan sonra röportaja gidiyor. Adem'e salla babam salla, salla babam salla. Şimdi bak herkes yerini bilecek. Batuhan tabii ki sen çok başarılı bir yarışmacısın ama velakin. Şimdi baktığın zaman Batuhan nereye kadar gitti Survivor'da? Yedinci olmuş. Kaçıncı? Yedi. Yedinci oldu. Adem ne yaptı? Bir finali var bir de şampiyonluğu. Eee şimdi sen Batuhan şimdi sen başarılısın seni seviyoruz ediyoruz ama sen şimdi Adem Kılıç da bu lafları söyleyecek hale daha gelmedin. Dur bakalım bir 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 şöyle olgunlaş bir büyü Adem'in oralara falan gel de ondan sonra Adem'le ilgili bu lafları et. Adem Kılıççı'ya bu lafları etmek her baba yedin harcı değil. Adem Kılıççı tamam Adem'in performansı iyi olmamış olabilir. Ona laf edin. Performans kötü. Ama Adem Kılıççı'nın yok sen bu zamana kadar şampiyon şöyle oldun, böyle oldun. Siz Survivor'a damga vurmuş bu kadar şampiyon olmuş bir adama bu tarz konuşmalar yapamazsınız. Yapmanız için aynı Adem'in yaptığı icraatları yapacaksınız. Ondan sonra Adem'e laf söyleyeceksiniz. Bu yüzden ben hem Sercan'ı hem Batuhan'ı Adem Kılıççı'ya ettikleri bu sözlerden dolayı hatalı buluyorum. Evet Hanzadeciğim. Ee, şimdi Murat abiye katıldığım yerler de var, katılmadığım yerler de var. Ben e, bu seneki bütün yarışmacılarımızı ekrandan tanıyorum. Yani neredeyse hiçbiriyle dışarıda bir arkadaşlığım, samimiyetim veya onlarla ilgili bir ön, bir ön bilgim yok. E, dolayısıyla izlediğimi yorumluyorum ve e, herhangi birine daha, zaten bir şey değiştirmez benim haddime de değil ama bir yakınlık hissetmem veya haklı bulmam veya bulmamam da yok. Gördüğümü yorumluyorum. Dolayısıyla benim gözümde bütün yarışmacılar eşit. Yani Adem'le Batuhan da eşit. Sadece yani gönlüm ister ki Batuhan bugün röportajda söylediklerini Adem'in yüzüne de söylesin. Bence söyleme hakkı var. Adem de yarışmacı, Batuhan da. Yani Adem daha önce şampiyon olmuş olabilir. Batuhan yedinci olmuş olabilir. Haba'na sorarsanız bu seneki performanslara bakarsak ben Batuhan'ı daha öne koyarım Adem'den. Şu ana kadar izlediğimizden bahsediyorum. Ee, ya da hani kafa kafaya gelirler. Hani aralarında hiçbir fark yok bence. Hiyerarşik anlamda da hiçbir fark yok. Herhangi birini takım kaptanı e, olmayı hak edecek bir noktada da görmüyorum. Hepsi gözümde eşit. Ama keşke herkes bugün Adem'in konseyde yaptığını yapabilse. Ne yaptı? Sercan onunla ilgili bir laf söyledi. Hepimiz anladık izlerken. 2021'de nasıl final koltuğuna oturulmuş? Barış laf attı. Hmm. Ve daha önce nasıl şampiyon olunmuş? Ben anladım dedi. Adem Atakan'a geldi bu laflarda. Ama Adem ne yaptı? Yani içeriğini haklı bulurum haksız bulurum. Oralarda değilim. Adem kaldırdı elini. Sercan kardeşim ne demek istedin? Bana söyle. Yüzüme söyle dedi. Bence bizim izlememiz gereken tablo bu. Herkes bunu yapıyor olması lazım. Biz Adem abi görüp sonra röportajda arkasından sallayan bir Batuhan izlememeliyiz. Yüzüne söyleyebilecek gücü ve potansiyeli var bence Batuhan'ın. Karşısına çıkıp yüzüne söyleyecek. Adem de Sercan'a söyleyecek. Bak Sercan ne yaptı sonra? Adem'in yüzüne cevap verdi. Bence biz bunları izlersek, yarışmacılar birbirleriyle yüz yüze konuşabilirlerse her şey çok daha iyi olur diyemem. Bence ilk başta bir kötüye gider ama en azından daha sağlam çözümler olur. Bugün Atakan'ın röportajına katılıyorum mesela. Yani bizim ada çatır diyecek ve parçalanmalar da olabilir dedi. Ya da raydan çıkacak. Yani çünkü gerçekten bu geliyorum diyerek geldi. Onun dışında gönüllüleri sonsuz tebrik ediyorum. Onlarla ilgili de söylemek istediğim birkaç şey var. Bugün Berna'nın 3'te 2 yapması. Ee, Berna gibi yarışmacılar üzerlerine hep baskıyla çıkan ve çok fazla sayı alamadığı haftalar yaşadı. O baskıyı bir kere kırdıklarında, yani sonuna kadar böyle gider mi bilemiyorum. Ama bu baskı ilk kırıldığı dönemlerde çok e, winner bir tablo izleyeceğiz bence Berna'dan. Çünkü neden oluyor bu? Ben şuna bağlıyorum. Bu sefer Berna genelde hep yenildiği için daha öncesinde. Berna ile çıkan rakip de üzerine bir baskı hissediyor. Ben Berna'yı yenilirsem. Korkusu Berna'nın üzerindeki korkudan çok daha ağır oluyor. Dolayısıyla bu Berna'yı rahatlatırken rakibini içten içe çürütüyor. Hele rakipler Ego Star dediğimiz bir ünlüler kadrosu. Herkes yazılamazlar kategorisi. Biz kaybetmeye gelmedik kategorisi insanlar olduğu için iyice panik olacaklar. Berna'nın performansı artacaktır diyorum. Ve bir de Berkan'la ilgili bir şey söylemeden edemeyeceğim. <laughs> o kadar sessiz ve derinden geliyor ki Berkan. Eee, bu tabloda ilerlerse. Ve böyle son dönemlere gelirse ki geleceğini düşünüyorum. Performansı dolayısıyla geleceğini düşünüyorum. O zamanlar konuşmaya başlar ve yani herhangi bir eksi toplamadan sadece performansıyla konuşup belli bir level'ı atladıktan sonra Berkan'ı final koltuğundan kimse alı koyamaz diyor. Vay vay vay. Görürsünüz. Buyur. Evet Semih'cim. Ee, tabii ki bugün bir takım iddialar oldu. <laughs> röportajlarda oldu. Yüz yüze hesaplaşmalar oldu. Sercan Yıldırım'ın çıkışı için ben kendisini tebrik ediyorum. Çünkü evet olması gereken buydu. Sercan da şunu anladı artık. Dedi ki üçüncüye beni gönderiyorlar. Kafaya koymuşlar beni bu arkadaşlar yiyecekler. Yemeden benim de bir şeyler yapmam gerekiyor. Sercan Yıldırım'ı tebrik ederken aslında Sercan Yıldırım'ı bir noktada eleştiriyorum. Bu çıkışı için geç kaldı biraz.